Herkese merhabalar. Bugün mağazadan gittim ve kendime yeni bir kask aldım. Biliyorsunuz öncesinde gezi videolarımı izleyenler. Terekli bir kaskım vardı. Bell'in MX-9 modeline sahiptim. Fakat onda şöyle sıkıntılar yaşıyordum. Çok fazla rüzgar alıyordu, çok fazla gürültülüydü ama müthiş havalı görünüyordu. Bu yüzden kullanıyordum. Ama en son uzun yola çıktığımda özellikle yüksek hızlarda rüzgar ve ses beni çok rahatsız ettiği için kapalı full face bir kask almaya karar verdim. Bu da Nola'nın N87 modeli. Bugün mağazadan aldım. Hemen beraber kutu açılışını yapalım istedim. Şöyle açıyoruz. Çok heyecanlı. Şu zaten kılıfıyla beraber çıkıyor. Kutuyu hemen bu tarafa koyacağım. Bir dakika, kutunun içinde kullanım kitapçığı var kutunun içinde. Ben bunu sonrasında inceleyeceğim zaten. Bu şekilde bir kılıfla çıkıyor. Kutunun içinden kılıfını açalım. Ben bunu normalde M bedenini alacaktım. Sonrasında denedim orada. Aslında M tam oturuyor gibi oldu ama petlerinden dolayı onlar zamanla yumuşadıkça daha çok kask genişliyor. Ben de o yüzden bir tık sıkı aldım kaskı ki ilerleyen zamanda sıkıntı yaşamayayım diye. Kaskım bu şekilde. Yine siyah bir kask tercih ettim. Bu kaskın genel olarak özelliklerinden bahsedecek olursam bu kask bir polikarbon bir kask. Airbuster teknolojisine sahip. Bu nedir? Önde, ortada iki tane hava giriş kanalı var ve arkada da bir tane tahliye kanalı var. Bu da işte havanın içeride dolanmasını sağlıyormuş. Bakalım öyle mi olacak? Bilmiyoruz internetten okuduğumuz kadarıyla. Ayrıca buradaki vizör birkaç seviyede ayarlanabilir bir vizör. Şu şekilde gayet rahat hareket ediyor. Ve şu olay kaza anında burası açılmasın diye buraya gene özel bir teknolojiyle ürettiklerini söylüyorlar ki bu ilk aşama gerçekten de bir tık zorluyor. Sonrasında da rahat bir şekilde 7 aşamalı. 4, 5, 5 saydım. 5 olabilir. 7 de olabilir, 5 de olabilir. Emin değilim şu anda. Sonrasında hatta beraber şunu çıkaralım mı? Büyük bir keyif olur bizim için. Pinlock bu önleyici bir vizöre sahip zaten. Ayrıca burada bir güneş, burada bir şeyler var. Bunları çıkaralım. Ha, güneş gözlüğü için boşlukları varmış. Ayrıca burada kendi güneş vizörü de var. Nasıl açılıyor? Şuradan açılıyor sanırım. Evet. Bu da bu şekilde. Bu muydu 7 aşamalı? Bak sayıyoruz. Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Bu da 6 çıktı. 6 aşamalı. Ne kadar önemli bilmiyorum. İçindeki petleri tamamen sökülüp yıkanabilir bir mekanizmaya sahip. Ayrıca bu öndeki burun için bulunan hazine artık ismi her neyse. Bu da buğuyu engelliyor aynı şekilde. Bir de burada benim çok da ihtiyacım olan terekli kasktan sonra burada bir pet var. Bu pet de yüksek hızlarda özellikle hava girişini engelliyor. Bu kaskın bir başka özelliği ise burada enkombi interkoma sahip. Yani kendi interkomunu takabiliyorsunuz. Fakat ben bunu tercih edecek miyim diye sorarsanız hayır. Neden? Çünkü kask kadar bir fiyatı var bu interkomun. Hani ben bu interkomu alayım, hani daha rahat ederim falan desem de sonrasında Nolan'a bağlı yaşamak zorunda kalacağım ki ben bunu tercih etmem. Bilmiyorum, tercih edenler olacaktır belki. Böyle bir teknolojiye sahip. Bunu da bilmiş olun. Sonrasında buradaki bağlantı sistemi mikrometrik bir bağlantı sistemine sahip. Şöyle kıyamıyorum da kaskı. Şöyle yavaşça koyacağım. Şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Benim bir önceki kaskım bu geçirmeli kemerli olanlardandı. Bu da bu şekilde. Sanırım buna alışmam biraz zaman alacak. Bu kaskla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Fakat şunu söyleyebilirim. Kaskı deneyimledikçe zaten deneyimlerimi size aktarıyor olacağım. Ayrıca yolda artık bir çene açısı kullanabileceğim diye düşünüyorum. Bu sizin için de güzel olacaktır. Daha güzel manzaralar göreceksinizdir yoldan. Sonrasında eğer kaskla ilgili sorularınız olursa ya da bu tarz içerikler üretelim mi fikirlerinizi de bekliyor olacağım aşağı yorumlara.
Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, çanı açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.